Ev yapımı kakaolu fındık kreması için kabuksuz kavrulmuş fındık, bal, kakao, hindistan cevizi, yağ ve vanilyayı mutfak robotuna atıp iyice krema haline gelene kadar çeviriyorum. Ondan sonra ister ekmekle ister ekmeksiz. Afiyet bal olsun. Merhaba, hoş geldiniz mutfağımıza. Hikaye bir mutfakta bugün çok çılgın bir şey yapacağız. Kakaolu fındık kreması. Evet, bunu genelde bir markayla birlikte kullanırız. O kadar özdeşleşmiş ki sanki gıdanın ismi oymuş gibi. Ama aslında öyle değil. Aslında yediğiniz şey kakaolu fındık kreması. Madem biz de bunu niye evde yapmıyoruz dedik ve malzemeleri toparladık. Ondan sonra isterseniz sonunda hatta bir de objektif gözden mukayese yaparız. Ekmeğin üstüne bir şu piyasalarda satılan bir fındık kremasını bir de bunu süreriz. Bakalım ne kadar tutturabilmişiz. Ne var derseniz, bir su bardağı fındık var burada, kavrulmuş ve kabuksuz. Eğer sizde çiğde varsa fırının en yüksek derecesinde 8 ila 12 dakika eğer atarsanız fırına, o şekilde kavrulur. Böyle yaptığınızda üstündeki kabukları sıyrılır gider. Ya da böyle hazır alabilirsiniz tabii ki. 2 çorba kaşığı kakao var, 2 çorba kaşığı bal var. Ondan sonra 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı var ve arkasından da bir miktarcık vanilya var. Bunu sıvı halinde de kullanabilirsiniz. Bunun tarifi çok kolay, yapılışı daha doğrusu. Çünkü bütün malzemelerimizi sırasıyla hoppa atacağız. Ve ondan sonra göreceğiz bakalım. 2 çorba kaşığı balı koyuyorum. Evet. Ondan sonra onun o kremamsılığı buradan geliyor. Hindistan cevizi yağı 2 çorba kaşığı. Biraz sıyırarak alayım, çok olmasın. Tadarız, biraz daha da ayarlarız sonra istersek. Bu tabii benimki şimdi... Çorba kaşığı değil, elimdeki tatlı kaşığı. O yüzden biraz daha cömert davranıyorum. Tamam. Ondan sonracığıma efendim, şuradan temiz bir şey alayım. Kakaoyu yine elime tatlı kaşığı gelmiş. Önemli değil. 3 tane koyarız. 2. 3 de 2 çorba kaşığı koyun. Tamam. O da tamam. Son olarak da 1 çay kaşığı. Ve hadi yavrum beni mahcup etme. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Seduş'un da haberi yoktu olup bitenden. Kendisi arkada ofis kısmında çalışıyor. Ve hamile olduğu için her anlamda memnun etmesi hem zor hem de gerçekleri asla saklamayacak derecede dobra bir döneminden geçiyor Seduş. O yüzden diyorum ki en iyi test insanı Seduş. Seduş! Gel, sana bir sürpriz var. Gözlerini kapa gel. Gel buraya kadar gel. Ver elini bana. Gel dümdüz gel. Açma. Şu anda senin önünde, pardon canım. Şurada bak hisset, tabak var. Tabağın içinde de 2-3 tane küçük parça ekmek. Açma. Hayır, sen görünce bir ihtimal bir şey olabilir. Şimdi sen en objektif durumundan 2 adet sürülmüş ekmek test edeceksin. Tamam mı? Kakaolu fındık kreması. Tamam, evet, peki. Tamam mı? Ve birincisi ve ikincisinin ardından izlenimlerini merak ediyoruz. Tamam. Birincisi geliyor. Senin elini vereyim mi? Ağzı. Hop. Bu birincisi. Bir dakika bekleyin. Tamam. Su çalkalamak ağzını falan ister misin? Evet. Evet. Tamam. Tatlar karışmasın. Bu arada Seduş'un tabii bu olaylardan haberi olmadığı gibi teknik altyapımızın da haberi yoktu. O yüzden kendisi mikrofonu yok. Çok fazla. O yüzden konuşmadan yapacak bu testi. Mikrofon bir tek bende var. Al güzelim, bu da su. Oh. Hayır, bu sefer Seduş verecek. Peki. Geliyor. Aç ağzını. Tamam. Hop, oh. Aldım. Bunlar Hindistan cevizi mi? Evet.
Açabilirsin gözlerini. Ve fikirlerini söyle bize. Bak. İlk yediğim çok şekerli. Daha alışık olduğum bir tat. Hı hı. Ama bu ikinci yediğim... Bunu sen mi yaptın? Evet, bunu ben yaptım. Çok güzel olmuş. Evet. Buyurun. Aa. Gördünüz işte hiç olaydan haberi olmayan biri dahi bir tanesini çok şekerli bulurken öbürünü çok daha değişik ve enteresan buldu. Evet. Evet. Bunda Hindistan cevizi yağ var. Evet ve çok şekerli değil, harika olmuş. Eline sağlık kız. Afiyet olsun. Çok az. Bütününde. Ben diyorum. Tamam. O mikrofonsuz çok konuşamıyor zaten. Testi yaptık, geçtik. Hanımlar, bunun içerisinde sadece şeker adına 2 çorba kaşığı bal var gördünüz sizde. Ki bayağı yetecek kadar miktar çıkıyor. 2 çorba kaşığı kakao var. Gerisini biliyorsunuz, Hindistan cevizi ve fındık. O içinde hiçbir prezervatif madde, o bu filan hiç de bir şey yok. Gönül adamı. Madem yenecek, o zaman neden ev yapımı olmasın? Değil mi? Efendim Seda, ben, kamera arkasındakiler, önündekiler, Cookie, Bookie, hepimiz buradayız. Bol bol gelin, hep beraber yemek pişirelim. Görüşmek üzere.